Herkese merhaba ben Çağrı. Merak Listesi'nin yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde sizinle böyle bilgi kürasyon üzerine konuşmak istiyorum. Kürasyon deyince aslında ilk duyduğumdan beri farklı şeyler çağrışan bir kavram. Çünkü ilk duyduğumda tabii ki sanat tarihiyle ilgili, sanatla ilgili olan e, özellikle az önce sanat kaderinde çok fazla gördüm. Az küratör kimmiş, işte nasıl bir kürasyon hazırlamış gibi farklı kavramlar vardı ve bu benim için ilgi çekiciydi. Ama bunun sonrasında farklı yer kullanıldığına çok fazla rastlanmıştım. Özellikle son 10 yıldır sanırım daha çok gittiğim yerlerde özellikle bilgi konularında kürasyonun çok öne çıktığını, özellikle birçok insan aslında kendisine artık bilgi küratörü demeye başladığını görüyorum. Mesela benim Türkiye'de gördüğüm hani kendisine böyle söylemese de Serdar Kuzdoğlu mesela bilgi kürasyonu konusunda takip ettiğim en başarılı kişilerden bir tanesi olarak geliyor bana. Çünkü gerçekten de bilgiyi farklı yerlerden bir araya alarak, farklı açılardan, farklı araştırma şekillerinden, farklı düşünceleri bir araya getirip harmanlayıp bunları bize sunuyor ve bunları özetleyerek sunuyor. Özellikle LinkedIn'de çok fazla kişi bunu yapmaya başladı ki benim için çok keyifli oluyor çünkü öğrenme ama bu sayede geliştiriyorum. Ya da benim biliyorsunuz ki bu merak listesinde aynı zamanda öğrenme ağı üzerine konuşuyoruz. Kişisel öğrenme ağları yaratmak, bunları nasıl yaratıyoruz, nasıl sürdürülebiliyoruz diye. Ve aslında konu olan herkesin ortak noktasına baktığınızda her birinin bilgi küratörü olduğunu gördüm. Çünkü gerçekten de yaptıkları şey çok fazla bilgi içerisinde kendileri için olanları görüp bunların farklı açılardan bakıp onları bir araya getirip paylaşabilme hali. Ve bunu da yaptıkları zaman da aslında çok çok ilgi, ilgi çekici hale getiriyorlar. Şimdi tabii böyle düşündüğümüz zaman aslında bilgi küratörleri kimler, neler, neler yapıyorlar diye. Şimdi bilgi her yerde diyoruz. İnanılmaz bir hızlandırarak büyüme hali var. Eksponansiyel bir büyüme halinde. Dolayısıyla bilginin gittiği, bilginin ulaştığı yerler artmaya başladı da kirlilik de içerisinde olmayı başlıyor. E bilgi de o kadar hızlandı. O da eksponansiyel büyüyor. E bilgi kirlendiyse ve bu kadar fazla yerdeyse biz doğru bilgiyi nasıl alacağız? Nasıl bir araya getireceğiz? İşte burada da kürasyon devreye giriyor. Bunu yapabilmek gerçekten çok büyük beceri. Hani şu anda belki de 2021 beceriler arasındaki işte 2030 ihtiyacı bulan beceriler arasında bilgi kürasyonu yok. Ama ben yakın zamanda bunun gireceğini düşünüyorum. Çünkü bilgiyi damıtabilmek, iyi hale getirmek, doğru olanı bulabilmek, yanlışlardan aslında temizlemek. Yani bir nevi aslında o bulumuz madenden bunu aslında ceviri ortaya çıkartabilme çalışması ya da daha güzel aslında bir heykeltıraşın mermere ilk baktıktan sonrasında onu yontarak o gerçekten davut gibi bir heykeli ortaya çıkartması hali. Ve bunu yapabilmek için de bilgi küratörü olmak gerekiyor. Ve bence bu çok çok önemli ve çok da etkili bir ihtiyaç. Ve bu beceriyi geliştirme sürece de diğer becerilerin de aslında bununla beraber gelişim görüyor. Çünkü sürekli öğrenen olmak için bilgiyi sürekli aslında en etkili şekilde alabilme ihtiyacımız var. Ve bunu da her zaman yapamıyoruz. Merak peşinden koşulacak şey. Peki merak ediyorum. Bu bilgiyle ne yapacaksın? Size bu bölümün sponsor olan Wise'dan bahsetmek istiyorum. Aslında sponsor'dan çok benim çok severek, çok da etkili bir şekilde içine girdiğimden beri de çok keyif aldığım bir uygulamadan bahsetmek istiyorum. Wise'ı fikrine güvenen kişilerin. Okudukları makalelere, dinledikleri podcastlere, izledikleri videolara erişebileceğiniz bir keşif platformu. Benim de merak listesinde podcast olarak oluşturduğum kürasyonları ve daha fazlasını, aslında daha fazla takip ettiğim şekeklere de yine Vizer uygulamasından erişebilirsiniz. Bu bilgiyle ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Yeri geldiği zaman çok zorlanıyoruz, geri geldiği zaman saçmalıyoruz, geri geldiği zaman kolaya kaçıyoruz. Bir şeylerin gerçek olduğunu sanıyoruz sosyal medyada var olduğu için ve hemen inanıyoruz. Oysa aslında o bilginin nasıl olduğunu öncesinde, arkasında, sağında, sonunda ne olduğunu görmek. Farklı düşünürlerin aslında benzer neler düşünmüşler ya yani da benzer konuların nasıl farklı yorumları var. Bunları görebilmek ve o benzerlikleri, farklılıkları ortaya çıkartıp bunun üzerinden harika bir içerik üretebilmek. Ben bu konuda gerçekten hani uzun zamandan beri çalıştığım için sevdiğim ve etkili olan bir şey. Çünkü eğitmenlik de bunun gibi. Yani sonuçta şu an etkili iletişim eğitimi verdiğiniz zaman aslında siz içerik oluştururken bir bilgi kurasyonu yapıyorsunuz. Çünkü farklı kişilerin farklı söylemleri var ve her yapan kişi kendine özgü bir kreasyon oluşturuyor. Kendine özgü aslında bu oluşturduğu bilgileri de paylaşma şekli de kendine asıl oluyor. Dolayısıyla bunun üzerine bakmak, bununla ilerlemek bence çok çok önemli. Ve, ve merak sizin bölümünde sizinle bunu paylaşmak istedim. Bir de şeyi de çok merak ediyorum. Ya bu bilgi kürasyonunda nasıl farklılaşabiliriz? Nasıl daha iyi gelebiliriz? Bu bence çok çok önemli hale gelmek üzere. Ve genellikle baktığımızda da özellikle de bilginin bu kadar kirliliklerle dolu olduğu yerlerde doğru bilgiyi almak için etkili küratörlere ihtiyacımız var. İşte benim aslında biraz öğrenme alanında bulmaya çalıştığım buydu. Hani biraz önce bahsettiğim. Sizler bunu nasıl yapıyorsunuz? Bunu da çok merak ediyorum. Çünkü herhangi bir bilgiyi dağıtmak, onunla ilgili bir şeyler bakmak gerçekten çok uzun süren şeyler. Ve bu konuda da etkili olabilmek için de çok uzun süre gelişmek gerekiyor. Şimdi buna böyle baktığımda ilk bilgi küratörleri kimlerdi diye sordum. Bu da benim merak ettiğim bir konu oldu. Ve düşününce aslında ilk bilgi kreatörleri sanki masalcılar gibi geliyor. Çünkü ilk masalların işte göçebe hayat sırasında farklı kavimleri gezerek anlattıkları çeşitli hikayeler var, çeşitli masallar var. Bir yerden bir şey to alıyor, başka yerden aldığını getiriyor ve bir araya getirip yeni bir şey ortaya çıkartıyor. Ve bunu yaparken de aslında kendisinden bir şey katarak onu kendileştiriyor, özel bir içerik üretmiş oluyor. Ve ürettiği bu içeriği de gidip farklı yerlerde anlatıyor ve anlatırken de aslında insanlar yeni şeyler katıyor. O yüzden sanki ilk e, bilgi küratörleri böyle hikaye anlatıcılarıymış gibi geliyor bana. Ve ya da belki de ben bunu böyle düşünmeyi çok seviyorum. Çünkü hikaye anlatmayı da çok severim ya da dinlemeyi de çok seviyorum. Belki ben böyle düşünüyorum. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Bunu da paylaşırsanız çok sevinirim. Tabii ki aslında bu konuyu ben bayağıdır paylaşmak istiyordum böyle. Hani taslaklarım halinde duruyordu bu konu. Şimdi biraz da vesile de oldu. Çünkü Wiser'la yaptığımız bir anlaşma sayesinde, Potresh ve Wiser'ın yaptığı anlaşma sayesinde aslında içeriklerimi de öğrendiğim birçok şeyi daha önce bülten denemiştim. Tam olarak aktaramıyordum çünkü bülten çok fazla vakit alıyordu ve beni zorluyordu. Bunun üzerine düşündüm ki başka ne yapsak, nasıl gitsek falan derken aslında bu iş birliğiyle beraber Wiser'ı keşfetmiş oldum. Ve Wiser sayesinde aslında ürettiğim içerikleri bilgi kürasyonu halinde sizlerle daha etkili şekilde paylaşabiliyor olacağım. Yani bu mesela bu içeriği, bu podcast'ini paylaştıktan sonra altında Bununla ilgili okuduğum makaleleri, TED konuşmalarını, işte diğer podcastleri sizlerle paylaşacağım. Çünkü bu sayede aslında çok daha derli toplu ve etkili bir yer gözüküyor. Ve uygulama çok basit, çok etkili, çok beğendim. Ya i̇çerisine girdiğim zaman takip etmeyi başlayan kişileri görmek de çok keyifli geliyor. O yüzden siz de eğer benim gibi bilgi kürasyonuna meraklıysanız, yeni içerikler görmek ya da içerik paylaşanların nerelerden yararlandığını merak ediyorsanız, Vizor'a üye olun. E hemen indirin telefonunuza Google Play'den ya da Apple Store'dan indirin. Ve hemen üye olun. Çünkü gerçekten de, çok keyifli içeriklerin olduğu ve güzel bir şekilde damatılmış etkili bilgi kürasyonlarının yer aldığı müthiş bir uygulama. O yüzden bunu da size tekrardan bahsetmek istedim. Yine biraz kısa tutmak istedim bu bölümü. Haftaya farklı bir konuyla görüşmek üzere. Biraz bilgi kürasyonu üzerine eğer sizin de merak ettiğiniz, takip ettiğiniz kişiler varsa onları da paylaşırsanız ben çok sevinirim. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Merak ediyorum. Sen de merak ediyor musun? Neyi merak ediyorsun? Meraklı biri misin? Merakını nasıl, nasıl gidereceksin?